Evet merhaba herkese merhaba amcacığım merhaba teyzeciğim hoş geldiniz. <laughs> Niye böyle başladım? Çünkü öğrendim ki benim en sıkı takipçilerim beni en sağlam dinleyenler, videoları baştan sona kadar dinleyenler, yaşı benden oldukça büyük olan sürekli 70, 65, 70 üzeri amcalar ve teyzeler. Onlara öncelikle selam vermek istedim. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün yeni bir konu ile beraber değiliz. Bir önceki konumuzun devamı olan e, bacak tıkanıklıkları, damar tıkanıklıkları ile ilgili tedavi videomuzda e, geçiyoruz. Daha önce DVT ile ilgili e, kısa bir video çekmiştim. 30 dakikalık e, kısa bir video. Evet şimdi o kısa videonun devamına kısa bir video daha çekiyoruz. Evet bugün bacak tıkanıklıkları e, ağırlıklı olmak üzere aslında vücudumuzdaki toplar damar tıkanıklıkları ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu bizim özellikle kanser hastalarımızda ancak kanser olmasa bile gebe olan ya da yaşlı olan hastalarımızda oldukça önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Ancak zannetmeyin ya sadece gebelerde ve yaşlılarda görüldüğünü. Bunun dışında birçok hasta grubunda, yanık hastalarında, şeker, diyabet, tansiyon gibi yandaş hastalığı olan hastalarımızda da yine damar tıkanıklığı görülebiliyor. Evet sıklıkla bacak damarlarında görüldüğünü söylemiştim ancak bunun dışında kol damarlarında hatta karın içerisindeki Toplar damarlarda da yine bu damar tıkanıklıkları görülebilir. Biz bugün e, özellikle toplar damar tıkanıklığı ile ilgili konuşacağız. Ancak videolarımda göreceksiniz slaytlarda, atar damarlarda da durumlar benzer şekilde yani hem atar damarlarda hem toplar damarlarda olaylar benzer şekilde gerçekleşiyor. Evet öncelikle şunu söylemek istiyorum. Vücudumuzda kanama ile pıhtılaşma bir denge halinde. Slide'da da gördüğünüz gibi aslında tahtravalinin bir kısmında pıhtılaşma bir kısmında kanama var. Bu vücut tarafından hassas bir denge halinde yürütülüyor. Şunu söylemek istiyorum: Eğer vücudumuzda pıhtılaşma faktörleri fazla olursa, vücudumuzdaki damarlar tıkanır. Eğer vücudumuzda pıhtılaşma faktörleri yeterli miktarda olmaz ise, eksik olursa bu zamanda vücudumuzda kanama olur. Vücudumuzda çeşitli yerlerimizde iç kanamalar gerçekleşir veya vücudumuzu bir yere çarptığımızda ya da ameliyat olduğumuzda iç kanama gerçekleşir. Dolayısıyla vücudumuzda hem pıhtılaşma faktörlerinin belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunların ne çok olması gerekiyor ne çok az olması gerekiyor. eksikliği veya fazlalığında, birazdan bahsedeceğiz, damar tıkanıklığı olabiliyor veya kanama olabiliyor. Dolayısıyla şöyle düşünün, aslında vücudumuzda pıhtılaşma ve kanama aynı anda gerçekleşen bir şey. Ancak vücut kanamasın diye pıhtılaşma faktörlerimizi belli bir seviyede vücudumuz diyor. Peki şunu soralım, bu pıhtılaşma faktörleri nereden üretiliyor? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. <laughs> Şöyle, bu sorunun cevabını verebiliriz. Bu sorunun cevabı genellikle, genellikle karaciğer. Karaciğerimiz genellikle bu pıhtılaşma faktörlerini üretiyor. Dolayısıyla zaten bildiğimiz gibi karaciğer yetmezliği olan hastalarda yani siroz hastalarında kanamaya eğilim olur. Yani pıhtılaşma faktörleri azaldığı için e, kanama olur. Bu denge kanama tarafına doğru bozulur. Evet bugün biz size bugün biz dediğim ekibim yani tek kişilik e, ekibimiz olarak e, size neyden bahsedeceğiz? Damar içi pıhtılaşmadan bahsedeceğiz ve ona nasıl yardımcı olabiliriz? E, bu Pıhtılaşmanın önüne nasıl geçebiliriz ve ne tür ilaçlar nasıl etkiler gösteriyor bundan bahsetmek istiyorum. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Bu videoyla bundan bir sonraki videoyu şöyle ikiye ayırmak istiyorum. Bugünkü videoda aslında varımızda istemediğimiz bir pıhtı oluşur ise bu pıhtının erimesine yardımcı nasıl oluruz? Aslında Vücudumuz bu pıhtıyı kendiliğinden kendine eritecektir. Yani biz herhangi bir şey yapmasak da bu pıhtı pıhtı eritme mekanizmaları ile eriyecektir. Ancak bu çok çok uzun zaman alacaktır. Aslında vücudumuzda herhangi bir yerde pıhtılaşma olduğu zaman bu pıhtının eğer çok büyük bir pıhtı değil ise vücut tarafından eritildiğini biliyoruz. Biz ancak belli bir miktarın, belli bir hacmin üzerinde, belli bir miktarın üzerinde olan pıhtıları vücut... Kendi kendine eritemez veya çok doğru eritir veya çok uzun sürede eritir. Biz e, onun eritmesine, vücudun kendi kendine bu pıhtıyı eritmesine nasıl yardımcı olabiliriz ilaçlarla? E, bugünkü konumuz aslında biraz bununla ilgili. Bir de bir sonraki videoda vücudun bu pıhtıyı kendi kendine eritmesine yardımcı olmak değil de direkt bu pıhtıyı e, vücudun Etmesini beklemeden biz nasıl eritiriz ondan bahsedeceğiz bir sonraki videoda evet bugün bugünkü video vücuda yardım videosu yani tabii vücudumuza yardımcı olmamız lazım fonksiyonlarında sürdürmesi için evet şimdi önce şu bir damarda kan akışına bakalım biliyorsunuz damarımızın içerisinde kan dolaşma serbest bir şekilde olağan e, şekilde akıyor yani biz herhangi bir müdahale etmediğimiz müddetçe herhangi bir sorun olmadı herhangi bir kan olmadı müddetçe damar içerisinde kalp e, pompası, kalbin kanı pompalaması nedeniyle damarlarımız kendi kendine e, akıyor. Peki mesela vücut bu pıhtılaşmayı nasıl yapıyor? Yani e, diyelim ki bizim vücudumuzda bir yer kanadı ve burada bir dışarıya kan sızmaya başladı cildimizden diyelim ki. Dışarıya doğru kan sızıyor. Peki yani bunu vücudun durdurması lazım. Yani orada bir pıhtı oluşturması lazım ve e, oradaki kanamanın vücut tarafından giderilmesi lazım. Bu nasıl oluyor? E, bunu da animasyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi kan içerisinde akan damar içerisinde akan pardon damar içerisinde akan kan eğer damar dışına sızar ise yani belli bir yerde bir damar duvarında bir zedelenme olursa burada kan dışarı sızacaktır ve damar çevresinde burada animasyonda gördüğünüz gibi kan birikintisi olacaktır. Biz buna tıpta hematom diyoruz çok önemli değil. Peki. Burada şimdi dışarı damardan dışarı kan sızmaya devam ediyor. Peki bu dışarı sızan kanı vücut nasıl e, durduracak? E, bunun için iki tane mekanizma var. Bunu aklımıza tutalım. Çünkü bundan sonraki anlatacakları bununla ilgili. Birincisi trombositler yani kan pulcuklarıyla ilgili olan mekanizma. Yani kanımızda bir sürü biliyorsunuz işte kırmızı küreler var, beyaz küreler var, bir sürü işte kan pulcukları var vesaire bir sürü kan hücreleri var kanımızın içerisinde. Bunlardan birisi, birisi trombositler yani kan pulcukları. Okul beşten bildiğimiz üzere kan pulcuklarımız var. Evet bu kan pulcuklarının önemi var. Bu pırtılaşmada birincisi. İkincisi de fibrin dediğimiz bir yapının birazdan bahsedeceğim. Fibrin, fibrin dediğimiz bir yapının yine bu kanamadaki e, rolünü biliyoruz. Evet şimdi öncelikle kan pulcuklarının ya da trombositlerin rolüne bakalım. Evet şu e, animasyonda e, gördüğümüz gibi bakıyoruz. Evet bu animasyonda gördüğümüz gibi kan normal akışı içerisinde akarken eğer dışarıya doğru bir kanama olursa vücudumuzda burada mavi ile gördüğümüz kan pulcukları ben hani renk hücreleri renklendirdim ki rahat ayırt edelim diye kan içerisinde normalde bulunan kan pulcukları yani buradaki mavi nokta şeklindeki kan pulcuklarımız yani trombositlerimiz buradaki e, alanı... Kapatıyorlar yani bir tabaka oluşturuyorlar ve trombositler buradaki delik olan alandan dışarıya kan sızmasını önlüyor. Tabii bu kan pulcukları böyle küçük küçük hücreler çok küçük hücreler bunlar nasıl e, orayı kapatıyor bu şey şu şekilde oluyor kan pulcuklarının böyle birbirlerine yapışma özelliği var yani iki tane kan pulcuğu trombosit birbirine yapışıyor üçüncüsü ona yapışıyor dördüncüsü ona yapışıyor hepsi birbirine yapışarak e, böyle bir tren gibi düşünün. Hani birbirine birbirine yapışarak böyle vagonlar gibi düşünün. Birbirlerine birbirlerine bağlanarak uzun şeritler oluşturuyorlar. Büyük bir e, yapı oluşturuyorlar ve oraya böyle sıvanıyorlar. Yani o e, delik olan yerin üzerine kapatıyorlar. Ki oradan dışarı kansız sızmaması olması için. Evet. Birincisini söyledim. Yani birincisi kampuncuklarının rolü. İkincisi de Fibrin dediğimiz yapı demiştim. Ee, bir de fibrinimiz var. Fibrin dediğimiz şeyi ben şöyle tarif edeyim. Böyle e, hamur gibi ya da e, macun gibi e, düşünün. Bir yerin üstünü böyle e, delik olan e, bir damarın duvarındaki herhangi bir deliğin üzerine böyle yamadığımızı düşünelim. Bunlar fibrin de aynı trombositler gibi. Fibrin dediğimiz şeylerde küçük küçük ince, ince uzun. Yani niye şey yapıyor? Buradan göstereyim işte. Böyle ince uzun, ince uzun yapılar yani böyle iplik gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada göreceksiniz. Şimdi kan, kanama olduğu, evet, hematom olduğu damar çevresinde trombositler geldi, mavi bir şekilde kapattı. Daha sonra üzerine yeşil böyle ince ipliksi yapılar halinde e, ipliksi yapılar halinde. Bu ipliksi yapılar e, biraz daha söyleyeceğim pıhtılaşma faktörleriyle e, oluşuyor. Bu ipliksi yapılar geliyor. Bu mavi tabakanın üzerine bir tabaka daha oluşturuyor. Yani çift e, bir koruma sağlanıyor. Yani şöyle kan pulcuklarımız kan dolaşımı içerisinde zaten bulunan kan pulcuklarımız birbirleri yapışarak mavi bir tabaka burada tabi mavi yani kanımızda mavi değil ama ben ayırt etmek için mavi yaptım. Üzerini kapatarak kanayan alanı kapatıyor bu birinci mekanizma daha sonra bunun üzerine fibrin dediğimiz bir yapı oluşarak bunu da böyle bir macun gibi düşünelim buradaki mavi tabakanın üzerine ekstra fibrin ince iplikçikler şeklinde bu fibrinler oluşarak e, animasyonda gördüğünüz gibi ikinci bir katman olarak burayı kapatıyor. Yani burada bir aslında e, kanayan alanı vücut durdurmak için bir pıhtı oluşturuyor. Evet bu pıhtıyı oluşturan vücudumuz bunu trombositli fibrin ile oluşturuyor. Yani aslında biz e, vücudumuzda oluşacak, oluşacak herhangi bir kanama için hazır bir şekilde fibrin ve trombosit bulunduruyor. Mavi olan trombositler Kan dolaşımımız içerisinde zaten var. Yani bunları biz bir yerde bekletmiyoruz. Kan dolaşımımızın içerisinde bu mavi olarak gösterdiğim trombositler, kan pulcukları zaten her an kan dolaşımında mevcut. Ancak fibrin dediğimiz o macunun su yeşil olarak gösterdiğim yapının kan dolaşımı içerisinde hazır bir şekilde bulunmuyor. Dolayısıyla onun üretilmesi gerekiyor. Bu da dakikalar içerisinde bazen 10 dakika, 20 dakika gibi yani saatler içerisinde oluşturuluyor. Tabii ki ırtılaşma olayının gerçekleşmesi gerektiği andan itibaren hemen fibrin oluşturulmaya başlanıyor. Ancak yine de bunun oluşması bir zaman alacaktır. Yani trombositler ilk devreye giren yapılar fibrin daha sonra yavaş yavaş oluşuyor. Irtılaşma faktörleri sayesinde oluyor. Evet şimdi bir damarımız bir yerimiz kanıyor ise oluşan pıhtı yani daha fazla kanamasın diye vücudun oluşturduğu pıhtı. Bu, burası bu şekilde. Peki. Ama biz şimdi damar içerisinde bir hastalığa bağlı oluşan pıhtıyı e, görelim. O nasıl olacak? Evet ona da bir bakalım. Evet az önce neye bakmıştık? Az önce damarda kanama sırasında oluşan pıhtıydı. Bu da herhangi bir sebeple o şekilde ya da bu şekilde damarın içerisinde de bazen pıhtı oluşabilir. Bu animasyonda gördüğümüz gibi belli bir bölgede pıhtı oluşur. Önce trombositler gelir. O bölgeyi böyle istila ederler. Yapışarak önce o trombositler birbirine birbirine yapışarak o hırtılaşma olan alanda kümelenirler, hırtı oluşumunu başlatırlar. Daha sonra da onun üzerine, burada yeşille gösterdiğim fibrin oluşarak, o dediğim gibi kanda hazır bulunan bir madde değil, zaman içerisinde, saniyeler, dakikalar içerisinde, saatler içerisinde oluşarak onun üzerine fibrin dediğimiz bir yapı kap, kaplar ve tamamen buradaki damar bloke olur ve kan akışı orada o damar içerisinde durur. Kan akışı bu damar içerisinde durur ise ne olacaktır? Mesela kalp damarlarımızda böyle bir şey olursa kalp krizi geçireceğiz tabii ki. Beyin damarlarımızda böyle bir şey olursa inme dediğimiz stroke yani İngilizcesi, Türkçesi inme dediğimiz ya da felç hastalığı dediğimiz hastalık oluşacaktır. Çünkü neden? Beyne kan gitmeyecektir. Oradaki damar tıkandığı için. E, beyne kan gitmeyeceği için, oradaki damarımız tıkandığı için e, oradaki hücrelerimiz ölecektir ve felç olacaktır. Kalpteki damarımız tıkandığı için kalp kaslarımıza kan gitmeyecektir ve kalbimiz çalışmayacaktır, duracaktır ve e, kalp krizi dediğimiz tehlikeli durum ortaya çıkacaktır. Bugünkü konumuz eğer bu bizim toplar damarlarımızda olur ise, yani bacak damarlarımızda olur ise, tabii ki bu kol damarları, kol toplar damarlarında da olabilir ve vücudun başka yerindeki toplar damarlarda da olabilir. Ancak derin ven trombozu genelde bacaklarda olduğu için ve bacaklarda olursa diye söylüyorum. Derin ven trombozu dediğimiz hadise olacak. Yani toplar damarlarda olursa e, bu durumda derin ven trombozu olacak. Derin ven trombozu dediğimiz bu venlerde yani toplar damarlarda tıkanık olduğu zaman bacaklarımızda ağrı olacaktır. Gerginlik, şişme olacaktır. Kan dolaşımı bozulduğu için yani toplar damarlarla kan tekrar kalbe dönemeyeceği için e, bacaklarda şişme olacaktır, renk değişikliği olacaktır, ağrı olacaktır. Bunlar klinik olarak gördüğümüz şeyler. Peki derin ven trombolu tehlikeli mi? Belki bir sonraki videoda bahsedeceğim. Evet tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bu pıhtıyı bir an önce buradan temizlemek, eritmek gerekir. Ya da vücudun, bugünkü videomuzun konusu vücudun bu pıhtıyı eritmesi için ona yardımcı olmamız gerekir. Çünkü e, organın yani bacaklarımızın kan dolaşımının devam etmesi için bu şart. Bunun dışında ayrıca bazen burada oluşan pıhtı, az önce damar içerisinde bir pıhtı oluşturmuştuk, animasyonda gördüğünüz O pıhtı bazen oradan kopabilir ve damar içerisinde böyle seyahat ederek başka bir organa gidip orayı tıkayabilir. Buna da biz... Emboli diyoruz e, genellikle akciğerlere gider bu emboliler ve bazen ufak tefek bazen de hayatı tehlikeye atan sorunlara yol açabilirler. Yani bu pıhtının buradan kopması ve başka bir organa gitmesi de bizim çok istediğimiz bir şey değil. Evet şu anda pıhtımız oluştu öyle ya da böyle oluştu. Peki bundan sonra vücut bu pıhtıyı erisecek. Biz bu e, pıhtıyı, pıhtının erimesi için ne yapabiliriz? Tabii ki oturup kliyebiliriz ama e, öyle bir şey yapmamamız lazım. Çünkü e, oturup beklersek dediğim gibi bu e, kan dolaşımında, bu kan dolaşımı bu organda olmayacağı için örnek örnek veriyorum bacak damarlarımızda kan dolaşımı olmayacağı için çok ciddi sıkıntılar olabilir. nörolojik problemler, kas kayıpları olabilir veya emboli olabilir. Dolayısıyla biz aslında biraz birazcık işi hızlandırmak ve açıkçası vücudun bunu tamir etmesi için ona zaman kazandırmak işi daha da hızlandırmak için bir takım ilaçlar veriyoruz. Evet bu ilaçlara bir göz atalım. Şöyle slaytta gördüğünüz gibi. Şimdi iki mekanizma var demiştim. Kan pulcukları pıhtı oluşturuyor demiştim. Yani trombositler. Burada ekranın solunda gördüğümüz trombositlerin pıhtı oluşturmasını önleyen ilaçlar. Yani o mavi bahsetmiştim ya mavi mavi hücreler e, geliyor demiştim önce. Evet o mavi hücrelerin oraya gelip oraya yapışmasını ve pıhtı oluşturmasını önleyen ilaçlar var. Bunlar jenerik isimleri olduğu için veriyorum aspirin ve klopidogrel en bilinen. Başkaları da var ama en bilinenler o mavi hücrelerin oraya gelmesini ve o pıhtının daha da fazla büyümesini engelleyen ilaçlar. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Mesela diyelim ki bizim vücudumuzda bir yerde bir pıhtı oluştu. Şimdi vücut onu eritmeye çalışır iken arkadan sürekli mavi hücreler gelecek. Yani aslında e, vücut onu bir taraftan iyileştirmeye çalışırken bir taraftan da o bölgeye sürekli mavi hücreler gelecek. Yani o trombositler gelecek ve o pıhtı vücut etmeye çalışırken yeni pıhtılar oluşmaya başlayacak. İşte bir zaman kazanmak için ne yapıyoruz? Trombositlerin pıhtı oluşumunu önleyen ilaçları, yani trombositleri engelleyen ilaçları kullanıyoruz. Burada aspirin, klopidogrel yazdım ekranın en solundan. Ee, yani aslında bunlar şöyle pıhtıyı erismiyorlar. Yani pıhtıyı, pıhtıyı oradan yok etmiyorlar. Sadece pıhtının daha fazla büyümesine engel oluyorlar. Vücudun da bunu e eğretmesi için çünkü bir taraftan da pıhtı devam ederse, daha doğrusu pıhtı artmaya devam ederse olan vücut baş edemez bununla. O yüzden en azından pıhtı daha fazla artmasın diye vücudun o pıhtı eritici mekanizmasına yardımcı oluyorlar. Vücuda zaman kazandırıyorlar. E, i̇kinci grup burada ortada bahsettiğim. Fibrenin oluşmasında arkadaşlar. Yani o size bahsettim ya hani e, şey geliyor böyle yeşil iplikçikler geliyor. E, o mavilerin mavi olanların üzerine kapatıyor öyle macun gibi, hamur gibi iyice e, orayı kapatıyor demiştim. O fibrini de önleyen ilaçlarımız var. Yani bunun da jenerik isimleri bunlar ticari markalar değil. Varfarin, Heparin, Enoxifarin, Dagivatran, Rivoxima, Tirofiban falan böyle uzuyor gidiyor. Yani çok fazla var ama hepsini yani söylemeye gerek yok. Yani gerçekten çok var çünkü. Bunlar ne yapıyor? Fibrenin oluşmasını engelliyor. Dolayısıyla hani bir taraftan mavi hücreleri engellersek bir taraftan da e, yeşil olan fibrini engellersek işte vücuda yardım etmiş oluyoruz. Çünkü orada bir pıhtı oluştuğu zaman arkadan fibrinin gelmeye devam edecek. Arkadan trombosit gelmeye devam edecek. Yani o maviler sürekli oraya gelecek ve fibrin de sürekli oraya o bölgeye göç edecek. Yani oraya gelecek kan akımıyla ve oradaki pıhtıyı daha da arttıracak. Bununla vücut baş edemez. Dolayısıyla biz en azından yenileri gelmesin, yenileri oluşmasın diye bu fibrini oluşturan ilaçları ve trombositlerin oraya gelmesini, ee, orada pıhtı oluşturmasını enleyen ilaçları kullanıyor. Evet, şimdi bir de sağda oluşan fibrini eriten ilaçlar var. En sağda burada sarı ile gördünüz ama onları burada anlatmıyorum çünkü bunları bir sonraki videoda anlatacağım. Oraya geçiyoruz. İlk şöyle yapalım hani trombositleri nasıl, trombositleri nasıl engelliyoruz? Ona şöyle sıkıcı olmadan bakalım. Yani sıklıkla <laughs> bu adam nasıl olacak bilmiyorum ama <laughs> e, diyelim ki damar içerisinde bir e, pıhtı oluştu. Bu pıhtı oluştuğu zaman bazen bu pıhtıların yüzey üzerindeki e, ufak tefek böyle plaklar. ya yani pıhtı ve plak aslında aynı şey ama hani bazen pıhtı bazen plak diyoruz. E, bu plakların e, yüzeyinde bazen böyle ufak defek e, kopmalar olur. Bu plak kopması olduğu zaman bizim trombositlerimiz yani kan bulucuklarımız bir takım maddeler salgılar. O mavi hücrelerden bahsediyorum. Bunlar tromboksan A2 ve ADP. Bunları salgıladığı zaman yani orada bir plak oluştuğu zaman trombositler bu salgıları yapar. Bu salgılar da başka trombositlerin buraya gelmesine, onları aktive ederek daha fazla trombosit o bölgeye gelmesine sağlar. O da pıhtı yani trombüs dediğimiz pıhtı oluşumunu hızlandırır. Eğer biz Aspirin veya lopidogrel kullanır isek Burada işte mavi ile gösterdiğim Bunlar ne yapıyor? Ya tromboksan salgısını bloke ediyor ya da ADP olarak yazdığım Salgıyı bloke ediyor ve ne oluyor? Böylelikle bu salgılar ile oraya daha fazla trombositin gelmesi Engellenmiş oluyor. Evet Trombositleri o mavileri bu şekilde bloke ediyoruz. Peki öbür fibrinin oluşumunu nasıl bloke edeceğiz? Fibrinin oluşumunu bloke eden ilaçlar var demiştim. Onu da şöyle Fibrin nasıl oluşuyor demiştim. Fibrin karaciğerden e, salgılan fırtlaşma faktörleri var demiştim. Evet şu slide'a bakalım. Şu e, sıkıcı e, slayta bakalım. Bizim vücudumuzda bir sürü faktör var. İşte bunların numaraları var. Faktör 12, faktör 11, e, faktör 5, faktör 7 gibi faktörler var. E, bu faktörler aslında şöyle. Böyle domine etkisi gibi biri aktive olduğu zaman öbürünü tetikliyor. Öbürü aktive olduğu zaman öbürünü tetikliyor. Öbürü aktive, aktive olduğu zaman öbürünü tetikliyor. Ya yani birinin aktif hale gelmesi hemen öbürüne bir tetiklenme yaratıyor. Öbürü de aktif hale geliyor. Bizim e, vücudumuzda bir yerde bir trombüs olduğu zaman yani böyle bir pıhtılaşma başladığı zaman bu faktör 12 dediğimiz hemen 11'i göreve çağırıyor diyelim. E, 11 onu göre 11 9'u göreve çağırıyor. 9 8'i göreve çağırıyor. E, 8 de faktör 10'u göreve çağırıyor. Yani bu Faktör 10 önemli bir faktör. Bir de başka bir yol daha var. İkinci bir kol diyelim. Orada da doku faktörü. TF dediğimiz Tissue Faktör. Yani bir doku faktörü. E, dokunun kendisinden salgılan bir faktör bu. karaciğerden salgılanmıyor. E, bu faktör 7'yi tetikliyor. Onu e, göreve çağırıyor. Faktör 7 de faktör 10'u e, tetikliyor. Burada faktör 10 böyle merkezi bir görevi var. Bir kere faktör 10 artık hani böyle kahraman diyelim ona. Faktör 10, 10 bir kere hani böyle meydana çıktı mı o artık 50 sazı alıyor. İşte faktör 5'i e, çağırıyor. Faktör 5, faktör 2'yi tetikliyor. Faktör 2 de faktör 1'i tetikliyor. Yani bu faktör 1 dediğimiz şey de zaten fibrin. Yani o yeşil iplikçikler var demiştim ya. O yeşil iplikçikler e, aslında fibrin dediğimiz yapı aslında faktör 1. Yani e, bir sürü faktörler hepsi birbirini birbirine tetikleyerek en son... F1 dediğimiz faktör 1 dediğimiz fibrin oluşuyor. Yani fibrin oluştuktan sonra artık o bölge ne olacaktır? O yeşil iplikçikler artık oluşmaya başlayacaktır. Fibrin F1 yani faktör 1 olacaktır ve o damarın üzerine artık yeşil iplikçikler gelerek macun gibi orayı kapatacaktır. En sık kullandığımız ilaçlardan biri varfarin. Bu da bir jenerik. Bu varfarin ne yapıyor? Varfarin bazı faktörleri, faktör 9'u, faktör 7'i, faktör 10'u, faktör 2'yi öldürüyor diyelim yani. Ee, onları aktive ediyor. Yani onları e, etkisizleştiriyor. Ee, onun dışında heparin kullandığımız ilaçlardan biri. Heparin ne yapıyor? Heparin faktör 10'u ve faktör 2'ye inhibe ediyor. Yani şey kullanalım. Yani onları etkisiz hale getiriyor. Onun dışında böyle bir de da yuvasran, onda paralel vesaire başka ilaçlarımız daha var. Bunlar da yine faktörün faktör 2'ye etkisiz hale getiriyor. Yani bu faktörleri bloke ediyor. Faktörlerin bloke olmasının ne gibi bir avantajı oluyor? Bu faktörler bloke olunca yani faktör 10, faktör 8, faktör 7 bunlar bloke olunca o yolu düşünün faktör 1 oluşmuyor. Yani biz onları bloke ettiğimiz zaman birinci faktör oluşmuyor. Birinci faktör oluşmadığı zaman da ne oluyor? Artık fibrin oluşmamış oluyor. Yani biz aslında trombositleri ve fibrini bloke ederek aslında vücuda yardımcı olmuş oluyoruz. Yani vücut onları eritmeye çalışırken oraya yeni faktörler gelmesine engelliyoruz. Yeni trombositler gelmesini engelliyoruz. Bu gösterdiğim ilaçlarla ve ağızdan aldığımız haplarla ya da karnımıza yaptığımız iğnelerle ya da damardan aldığımız e, ilaçlarla bu e, yeni e, faktörlerin e, oluşması engellenmiş ve oradaki iltinin büyümesi engellenmiş oluyor. Yani vücuda yardımcı olmuş oluyor. Evet. Bundan sonraki videomuzda, bir bizimki videomuzda artık vücudu işi işi vücuda bırakmayacağız. Kendimiz o iltiyi eriteceğiz. Fırtığı eritici ilaçlar kullanacağız, bir takım cihazlar kullanacağız, bir takım fırtığı eritici mekanik cihazlar kullanacağız. Onların animasyonlarını size göstereceğim. Bir sonraki videoda fırtığımızı nasıl eritiyoruz onu göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.